Atalarımızdan Ha. aktarılan korkulara bir geçelim. Orada çünkü hani sizin pratik kullanabileceğiniz bilgilerden bahsedeceğim. Ama bir de anne karnında falan yaşanılan travmalar da Tabii. dedin ya, onu unutmayalım. Tabii. Ha, merak Aynen ediyorum. aynen. O gelecek sırada. Tamam. Ama şimdi atalara girmişken bir de atalarımızdan gelen korkulara bakalım. Şimdi bunu anlayabildik değil mi? Hayatımızdaki kısır döngülerimizin sebebini burada arayacağız. Bir de öyle bir konu var ki şimdi tabii çok geniş bu konular da ben işte aradan seçip en pratik nasıl anlatabilirim bunun üzerine çalıştım. Şimdi korkular biliyoruz ki bizim hepimiz için çok engelleyici unsurlardır değil mi? Aslında o kadar alt titreşime çeker ki bizi. Ama şimdi biz korku derken hepimizin bildiği korkuları vardır. İşte sudan korkuyorum, yok şundan korkuyorum, bundan korkuyorum. Bu bahsedeceğim korku çok bilinir bir korku değil. O yüzden bunun açığa çıkması zaten yani yüzleşmek bile bir sıçrama getiriyor. Neden? Şimdi burada ben bahsedeceğim bir ata ağır bir travma yaşamış, hangileri olduğundan bahsedeceğim. O ağır travmayı çözmeden vefat etmiş, göçmüş, gitmiş, genetik hafızada bu kişiye aktarmış. Bu kişi böyle bir durumu yaşamamış ama içinde öyle bir yere hapsetmiş ki bu korkuyu, sanki her an olacakmış gibi o korkunun etrafına hayat inşa ediyor. Hani gelişimde basamaklar vardır ya, en alt basamak bu. Biz en alt basamağa geçeceğiz ki üste doğru yolculuk yapalım. Hatta bazen farkındalık üzerine olan insanlarda şunu görüyoruz. Şimdi farkındalık kazanmış, anlamış ne olduğunu da hayat deneyimini. Ama diyor ki ayağımdan bir şey tutuyor, gidemiyorum bir türlü. İşte buralarda en derin noktada bastırdığımız bu korkumuzla yüzleşmemiz gerekiyor. Peki bunlar nedir? Tabii ki ben tekneye boğmayacağım. Herkesin anlamasını istediğim için formül şeklinde anlatacağım. Of, ama hepimiz için bu korkular var mı? Kendi korkumuzu Kesinlikle seçeceğiz var. şimdi içinden. Nasıl Tabii olacak? şimdi ben anlatırken zaten emin olun biriyle eşleşeceksiniz. Ama Ah. şunu da söyleyeyim. Zaten bedeniniz tepki verecek ben bunu anlattığımda. Çünkü bazen bilinçaltı o kadar saklamış oluyor ki bu korkuyu. Böyle o noktaya bastığımızda karşımızdaki insanda görüyoruz. Yüzü renkten renge değişiyor. Çünkü kendi bile kendine itiraf edememiş bazen. Böyle olabiliyor. Ama emin olun beden mutlaka tepki verir ve özdeşleşirsiniz bir korkuyla birlikte. Şimdi şu çok önemli, en alt titreşimde tutan korkudur burası bizi. Ve hayatımızda bizi gelişimden engelleyen en önemli konulardan birisi. Peki, şimdi o zaman hadi bir sınıflayalım. Bunu sınıflarken de şöyle yapacağız. Atamız bu olayı yaşadı, olumlu bitiremedi, bize aktardı. Biz de bunun korkusunu yaşamadığımız halde tutuyoruz. Peki, ilk başta şöyle başlayacağım. Hayatta kalma mücadelesi, yani yenilgi. Sanki savaş meydanında yenilmiş bir yorgun savaşçı enerjisi. Şimdi ata bunu yaşamış da illa savaşçı olmasına gerek yok. Şöyle örneklerde görüyoruz. Örneğin köyden kalkmış, gitmiş bir şehre, büyük şehre varlık mücadelesi göstermiş. Başaramamış, çok iyi bir sonuçta sonuçlanmamış ve zorlu bir hayatın içinde göçüp gitmiş. Kendini yenilmiş bir savaşçı gibi hissederek göçüp gitmiş. Peki bu toruna aktardığında, şimdi kişi farkında değil ki, kişi diyor ki, kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki hiç hareket edesim yok diyor. Yani bir mücadele vermeye gücüm yok diyor. Ne korkusu biliyor musunuz? Savaşma korkusu, mücadele verme korkusu. Tabii ki savaş demeyeceğiz biz hayatımızın içinde ama bir mücadele yetimizin de olması lazım değil mi hayatımızı devam ettirirken? Şimdi bu kişide açığa çıkan şey ne biliyor musunuz? Bu korkunun sonucunda mücadele edebilme yetisi yok. Hareket edemiyor. Buradan kişi anlayacak ne durumda olduğunu. En büyük problemlerinden birisi de budur. Peki diğer korkumuz ne? Kıtlık korkusu. Şimdi tahmin ettiğiniz üzerine ata maddi bir kayıp yaşamış olabilir ya da yokluk yaşamış olabilir. Bakın belki işte bir lokmaya muhtaç olan bir ata olabilir. Bu kişi de gizli kapaklı gelmiş hangi korku var? Parasını kaybetme korkusu. Şimdi diyoruz ki paranı hiç kaybettin mi? Hayır. Peki hiç bir lokmaya muhtaç olacak kadar parası kaldın mı? Hayır. Peki bu korku nereden geliyor?
Kişi öyle bir hayat kurmuş gibi korkusunun etrafına, sanki şey gibi işte bir mesela girişimci olmak için doğmuş bir ruh diyelim ama belirli bir maaş aldığı yeri bırakamıyor. Niye? Kıtlık korkusundan. Bakın girişime nasıl bir ket vurdu. O zaman eğer parayı kaybetme korkusu varsa dışarıda sonucu bu. Kişi de mutlaka atalarında kıtlık yaşamış biri olma ihtimali yüksek. Peki diğer korkumuz ne? İftiraya uğrama korkusu. İftira atılma korkusu. Hani şimdi çok gelirler bana iletişim problemi yaşıyorum diyenler var ya. Ya hep yanlış anlaşılıyorum ya da işte söyledikleri sözleri ben yanlış anlıyorum. Hep iletişim problemi yaşıyoruz karşımdakiyle. İşte burada mutlaka iftiraya uğrayan bir ata vardır ki onun korkusunu içinde taşımıştır kişi ve dışarıya bu şekilde yansıyordur. Peki diğer korkumuz, şimdi zamanı verimli kullanma adına hızlı geçiyorum. Lütfen soru olursa da araya girin, oldu mu? Hiç merak Ebeveynleri etme. kaybetme korkusu. Burada da atalardan biri mutlaka özellikle anne kaybıdır. Daha doğum anında ya da küçük yaşta anneyi kaybetmiştir. Kişide bir bakarsınız anneyi kaybetme korkusu çok yüksektir. Ama bunu dile getirmez ya da getirir. Ya yani çoğu zaman getirmiyoruz bu korkularımızı. Nasıl bunu dışarıya yansıtır? Kişi ailesinden bir türlü uzağa gidemez. Der ki işte ya dışarıda bir hayat kurmak istiyorum ya kendi evimi kurmak istiyorum ya bir şey oluyor, bir terslik oluyor, gidemiyorum. İşte sebebi bu sıkı sıkıya bilinçaltımızın tutunduğu korku. E soralım, anneni kaybettin mi? Hayır, annem hayatta. E o zaman neden korkuyorsun? Ata onu o kadar yoğun yaşamış ki bunu genetik hafıza en alt titreşimde korku olarak yaşatıyor kişi. Diğer korkumuz rencide edilme korkusu. Şimdi yine anlayacağınız üzere atalardan biri mutlaka toplum içinde rencide edilmiştir. Tabii ki geçmiş dönemleri düşünelim. Hani nasıl olmuştur? Belki işte bulunduğu o küçük mahallede ya da köyde adı sıkıntılı bir şekilde anılmıştır. Tüm toplum içinde ya da o bölge içinde rencide olmuştur. Peki kişideki yansıması ne biliyor musun? Saklanma enerjisi. Kendini bir türlü gösteremiyor. Şimdi bu da onun için problem. Hadi ya hayat deneyiminde sahneye çıkmak varsa? O zaman sınav katmerlendi. Çıkamıyor, saklanmaya çalışıyor. Çünkü alttaki korkusu sanki çıksa o ata gibi rencide edileceğinden bilinçaltı korktuğu için korumaya aldı. Evet, diğer korkumuz hastalık korkusu. Şimdi bu da çok enteresan. Örneğin atalardan biri vefat etmeden önce acılı bir hastalık, yani ağır bir hastalık yaşayarak vefat ettiyse orada yoğun bir acı ve sıkıntı var değil mi? Kişiye bu korku geçtiğinde genelde bunu çok fark edemiyorlar. Bunu çok tespit ettim. Hep etrafında dönüp dolaşıyorlar. Kişiye yansıması da nasıl oluyor biliyor musunuz? Çok kontrolcü bir kişi oluyor. Kendini, etrafını, hayatındaki insanları aslında koruma duygusuyla kontrol ediyor ama işte onların eksiklerini gidermek adına bir öğretmen gibi sürekli direktifler veriyor ama farkında değil. Aslında en alt düzlemde kaybetme ve hastalık korkusu var. Bakın kişiye yansıması bu şekilde oluyor. Hayata da güvenemiyor, teslim olamıyor. Kontrolcü kişilerde bu mutlaka vardır, fark etmişsiniz. Peki, diğer korkumuz ilişkide ezilme korkusu. Şimdi ilişkide ezilme korkusu olan birisi ilişkideyken ya aşırı pasif olarak pasif agresif kendini ifade edemez ama kendine karşı da bir öfke yansıtır ya da tam tersi karşıya hep öfkelidir. İşte ilişkide ezilme korkusu atalardan biri mutlaka eşlerden biri birine ezici güç sağladı zaten bunu anlarız. Diğeri o kadar bunun öfkesini taşır ki şimdi şey der ya adama öfkeliyim ama niye olduğunu anlayamıyorum. Ya da aşırı Çoğu pasifse hanım şimdi diyecek ki bu bende var. Adama öfkeliyim ama niye anlamıyorum? tabii şimdi hepsini de bu sınıfa almayalım. O doğal bir öfke arkadaşlar. Onda sorun yok. Öyle takılıyım orada. Harikasın.
Ama şöyle, şimdi kişi de bazen eğer aşırı pasifse, pasif agresif olarak kendine de öfke. Yani niye yapamadım, niye edemedim, işte yine bu şekilde yaptı, bana cevap veremedim gibi böyle bir tavırda sergileyebiliyor. Peki, diğer korkumuz taciz edilme korkusu. Şimdi yine buna baktığımızda mutlaka atalarından birinin hayatına ezici güç sağlamış. Yani illa tacizi bildiğimiz anlamda anlamamıza gerek yok. O da olabilir. Ama alanına giren, ezici güçte olan birisi de mesela psikolojik taciz de yapmış olabilir. Değil mi? O yüzden taciz korkusunda kişideki yansıması şu oluyor. Hayat içinde mutlaka da öyle bir karakterle karşılaşıyor. Ezici güç, böyle çok güçlü ama gücünü hani yanlış kullanan insanlar vardır ya. Öyle biriyle karşılaşıyor ve tek problemi o oluyor. Düşman kesiliyor ona ve sürekli onunla bir güç çatışması yaşamaya başlıyor. Hani olur ya işte bir ne bileyim patron gibi gelir karşımıza, bir aile üyesi olarak gelir takılırız oraya eğer böyle bir durum varsa. İşte orada ve şunu söyle ya niye bu kadar nefret ettiğimi bilmiyorum ama müthiş bir nefret var o kişiye karşı da. İşte burada o taciz edilen ata kendini koruyamamış, alanını koruyamamış ve ezici gücü olan kişi o alana girmiş ya, onun intikam duygusu ya da nefret duygusunu taşır. Evet, diğer bir korku standartlarının düşmesi ya da bir mevkiden düşme korkusu. Şimdi burada da başarı kavramını inceleyeceğiz. Çünkü şimdi tahmin ettiğiniz üzere ata işte çok yüksek standartlardan bir anda işte çok iyi bir evi barkı varken bir şey oluyor, iflas ediyor, daha düşük bir konuma geçmek zorunda kalıyor. Ya da bir mevkiden alaşağı ediliyor. Şimdi yine geçmişi düşünelim. Belki işte o bulunduğu bölgede ismi çok bilindik birisi bir şey oluyor ve makamdan alınıyor. Şimdi kişiye yansıması nasıl oluyor biliyor musunuz? Kişi başarıya çok açık bir insan, çalışkan bir insan. Diyorsunuz ki ya çok çalışkansın. Mesela iş yerinde şu konuma çıkabilirsin. Senin gibi insanları görmek de çok iyi olur değil mi? Çalışkan, dürüst, başarılı. Ama kişi diyor ki işte ya aslında istiyorum ama örneğin işte patronum benim yanımdaki arkadaşımı o mevkiye çıkardı. Bana bunu bu teklifi sunmadı diyor. Şimdi burada zaten hep dışarıdan bir sorun gelir. Ama aslında baktığımızda neyi görüyoruz? Kişi zaten başarıyı istemiyor ki. Çünkü orada yükselmiş atal aşağı edilmiş ya. O korkuyu barındırdığı için yükselirsem kariyerden düşerim korkusuyla bulunduğu yeri sabitliyor. Çıkmak istemiyor. Ama dışarıdan da mutlaka bu tarz olaylar hayatına geliyor kişi. Evet, diğer bir korku esir edilme korkusu ya da sürgün edilme korkusu. Burada da yine anlayacağınız üzere işte sıra dışı bir özelliği vardır atasının ya da bulunduğu şartlara uymayan farklı biridir ya esir edilme durumu yaşamıştır ya da bir sürgün yemiştir. Peki kişide nasıl bir yansıması oluyor biliyor musunuz? Ait hissedememe ve bağlanma problemi yaşama. Sadece ilişkiye değil, her şeye. Kariyere bağlanamıyor, bulunduğu ülkeye bağlanamıyor, aileye bağlanamıyor. Hep şunu diyor, yabancı hissediyorum, kendime ait hissetmiyorum. Ve hayatını sağlıklı yapılandıramıyor. Bunun da adına şöyle diyor, aslında ben çok özgür ruhluyum, bağlanamıyorum. Hayır, işte o atanın yaşadığı korkuyu canlı tuttuğun için onun üzerine hayat inşa ediyor. Evet, en son korkumuz da istismar edilme ve sömürülme korkusu. Şimdi bunlar zaten çok yardımsever insanlar oluyor. Yardımsever ve fedakar oldukları için de hani yardım etmek isteriz de bazen hiç belki de ihtiyacı olmayan birine yardım ederiz ya o aşırı yardımseverlikten doğru noktayı bulamayız. O kişi de sizi kullanmış olur. Bir bakarsınız daha beni kullandı, istismar edildi. Sonrasında acı, kurban gibi acı yaşarsınız. İşte yine atalarında iyi niyetiyle suistimal edilmiş birisi varsa ama burada basit günlük şeyler değil. Örneğin gitmiş adamın elinden tarlasını almış. Adam elinden tarlasını kaybetmiş. İşte o alan kişi çok iyi bir noktaya gitmiş. Bu garibim sıkıntılı bir noktada kalmış. Şimdi içinde istismar edilme acısını taşımayacak mı bu ata? Peki bu korkuyu aktardığında kişiye bu korku nasıl aktarılacak? İşte yardımseverlik, şimdi fıtratında da yardımseverlik var. Yardım etmek isteyecek, kendine hakim olamayacak, yardım edecek sonunda hep istismar edilmişlik duygusu yaşayıp
kurban durumunda hissedecek. Bu da enerjiyi çok sömüren bir şeydir aslında. İnanılmazdı. Yani bu kısmı yayın bittikten sonra bir daha izleyeceğim. Ve burayı uzun uzun düşünürsek hepimiz buluruz derdimizi, sorunumuzu. Eğer Kesinlikle. atalara dolanıksak diye düşündüm. Birkaç şey birden mi olabilir falan. Yani herkes ne düşünüyorsa yorumlarda da bizimle paylaşabilir. Ama çok teşekkür ederim. İnanılmaz güzeldi. Hiç şaşmıyor ama bu 11 korkudan Şimdi mi öyle oluşuyor? bir evet, şimdi tabii ki bunu genelliyoruz. Haritalarda özel noktaları buluyoruz zaten. Hani genel konular bunlardır. Ama bu bahsettiğim istismar duygusunu biri kardeşiyle yaşamıştır, biri iş ortamında yaşamıştır gibi gibi. Bu özelleşmeler oluyor. Ama gerçekten biz bu evrensel sistem matematik bir formül üzerine dönüyor. Şaşmadığını görüyorsunuz zaten. Çok hayret verici bu iş. İşte o zaman bu bilgileri öğrenerek hayatınızın matematiğini bildiğinizi düşünsenize. Enerji kodunuzu biliyorsunuz. Tabii ki külli iradenin olduğu yerler var. Ama onlar bakın hayatın içinde 4-5 olaydır, geçmez. Diğeri bizim sahamız. Çünkü zaten biz birey olarak buraya bu deneyimi vermek için geldik. Hepsi kurgulu olsa, yani bizim özgür irademize bırakmasa nasıl biz o sınavı deneyimi vereceğiz? Evet. Evet. Şimdi bu anne karnındaki travmalara Hı. gelelim mi? Yoksa Gelelim. şu esmalarla kendini tanımak, Muhammedi kanala bağlanmaktan da biraz onu da sana soracağım. Eğitimlerinin içinde var çünkü. Hangisi daha bağlantılı? Sen seç, öyle devam edelim. Tamam. Öncelikle aslında biz anne karnı ve atalar yolunu ne için çözümleyeceğiz? Gitmemiz gereken yola gidemiyorsak orada bunun çözümlemesini yapacağız. Ayağımdaki bağ ne? Bunlar işte arkadaşlar. Başka bir bağ aramayın. O zaman şimdi ben hayat deneyimim dedim ya, örneğin işte uyum için geldim ya da hadi cesaret için gelmiş olayım. Cesaretimi bu dünyada göstereceğim, istediğim yolu seçeceğim ve cesaretle gideceğim. Peki orada hangi esma potansiyeli aktif olur bir düşünün. Sadece konuşacağımız konu başlıklarını söyleyeyim size. Neden kelebekler uçuşuyor? Bu yayın neden çok şifalı olacak? Önce bir yaşam yolumu fark edeceğim. Niye geldim? Varoluş amacım ne? Öğrenmem gereken ne? Ortaya çıkarmam gereken esma ne? Hepimizin merak ettiği esma potansiyelimiz nedir var ya, çok açık gözünüzün önünde aslında. Eğer atasal bir karmaya, yani atalarının yoluna dolanıksa kişi ya da anne babasının yoluna dolanıksa, anne karnı döneminde anne babanın hikayesine dolanık olmak, bu da olabiliyor. Ben anlatırken zaten emin olun biriyle eşleşeceksiniz. Zaten bedeniniz tepki verecek ben bunu anlattığımda. Çünkü bazen bilinçaltı o kadar saklamış oluyor ki bu korkuyu. Bunun yaşı da nedir biliyor musunuz? Bu bir döngüdür. Karmadan özgürleşmek dediğimiz bir döngü vardır. Bu evrensel sistem matematik bir formül üzerine dönüyor. Şaşmadığını görüyorsunuz zaten. Çok hayret verici bu iş. Işte.